Yeni bir analiz videosundan herkese merhabalar. Ben Umut Akıncıoğlu. Bugün sizlere Galatasaray Nef'in yeni transferi Cihay ve Floyd'u yakından tanıtmaya çalışacağım. Bu bir highlights videosu üzerinden yapılan analiz videolarından değil. Oyuncunun görüntüleri üzerinde durduruyorum, çiziyorum, oynatıyorum. Belirlemiş olduğum kriterlere göre, maçlara göre oyuncuyu sizlere yakından tanıtmaya çalışıyorum. Zaten görüntü analiz kısmında oyuncuyu yakından tanıtırken değerlendirmemi de yapıyorum aslında ama hani videonun sonunda da oyuncuyla ilgili birkaç kelam edeceğim elbette. Eğer Umut Galatasaray Nef'le ilgili daha çok içerik üretmeni istiyorum ben ben bu içeriklerini beğeniyorum diyorsanız tamamen ücretsiz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüntü analiz kısmına geçebiliriz. Evet Floyd'un görüntü analizine başlayabiliriz. Savunmadan başlayacağım çünkü Galatasaray transferine anlam katacak bir olay varsa hücumu değil tamamen savunması. Floyd'un Fenerbahçe Beko'yu transfer olduğunu gösterdim. Analizde de yine göstereceğim. Kısa karşısında kalabiliyor olması en önemli özelliklerin başında geliyor. Bence hatta direkt bir bir şekilde. Hani blok koyması, çember koruyuculuğu belki highlights videolarında en çok gördüğünüz şeyler bunlardır. Floyd'un savunma yani ana temasının bu olmadığını sizlere aktarmaya çalışacağım. O dikine sıçrayış, atletizm, refleks ve sezgilerine dayalı bir olay onu zaten yapabiliyor. Onu undersize dediğimiz çoğu artık bu tipteki uzun yapabiliyor. Ama kıymet katacak olan şey bu. Nedir bu? Kısa karşıda kalması. Bacak çekişleri ve bel dönüşleri. Floyd'un en önemli özelliklerinden birisi bu. Her ayak çabuk olabilir. Bu tipteki Amerikalı oyuncularda özellikle. Siyahi Amerikalı oyuncularda ama. Stance oturuşu dediğimiz savunma pozisyonunda yana geriye ve çaprazı olan ayak çekişleri farklılık gösterir. Floyd bu konuda çok hızlı ve bel dönüşleri. Bu oyuncular belden dönmekte çok zorlanır fiziğine göre. Floyd onu yapabiliyor özellikle soldan dönüşlerde. Şimdi birkaç pozisyonda bunu size anlatmaya çalışacağım. Okay. Oturdu hamlesini yapacak sol eliyle hop topu çaldı. Bu kıymetli Galatasaray transferinde değer katacak bir şey bu. Devam. Şimdi burada da Wilbekin'e karşı oyununu göstereceğim sizlere. Savunma pozisyonu çok doğru. Devamında da savunmanın bir oyuncuyla değil bütün takımla olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Bakın. Şimdi yeşille çizdiğim yer Floyd'un bacak açıklığı, nizami, ayaklar, topuklar yere basmıyor. Parmak ucunda olması o çabukluğu sağlayan birisi. Sol el driplingi rahatsız ediyor. Sürmeye çalıştığı yerde doğru. Ama karşısında Wilbeck'in var. Bakalım neler yapabilecek. Wilbeck'in pozisyonu arıyor ve doğru açıyı buldu. Şimdi burada bir durdurayım. Aşağıda turuncu okla Blackshear'ı çizdim. Blackshear'in gelmesi gereken nokta. Bu da kaderin cilvesi biraz da. Gördüğünüz üzere Floyd yani 188'lik Willbek'e karşı bile 185'lik Willbek'e karşı bile hala pozisyon almış ve aslında savunuyor pozisyonda. Hemen Floyd'un yanındaki savunma oyuncusu göstermiş, eli çekmiş. Willbek burada topu tutup artık adımlamaya başlamış. Eğer Blackshear okla çizdiğim yere yani adamıyla yapışık değil oraya doğru bump yapmaya gelse Wilbeck'ini durdurmuş olacaklardı ve Floyd işini çok iyi yapmış olacaktı. Devam. Ama gördüğünüz üzere gelmedi ve adımlayan Will bakın oradaki pozisyonu buldu ve devamını sağladı. Blackshire'ın oradaki bir pozisyonu yani flow tutar ama arka savunmadaki yardım pozisyonları da önemli. Gelelim mesela ikili oyunlarda özellikle hani birebir kalabileceği pozisyonlarda kalmadığını varsayalım kısayla neler olacak? Buradan da de kolayla Devon Booker'ın ikili oyunu var. O zaman Panathinaikos'ta oynuyor. Geçtiğimiz sezonun başında Floyd. Burada ne tam show up yapıyor ne de kısanın karşısına kalıyor. Bakalım ne olacak? Bir de savunma tembeli Daryl Macon var burada Panathinaikos'ta. Bakın perdeye takıldı. Floyd Booker'la devam etmeye başlayacak. Yardım savunması gelmedi. Ve dekolo bitirdi. Kullanılması gereken bir özelliği var Floyd'un. İkili oyun sonrası Miss Hitchin başında Floyd kaldı, Plyce'da da Goodrich kaldı. Burada size göstereceğim güzel şeyler var. Burada bakmanızı istediğim iki şey var Floyd'la alakalı. Bir ayak çekişleri, iki bel dönüşleri. Neden kısanın karşısında kalmamız, Sizleri bunu daha net aktaracağım düşünüyorum bu görüntüyle. Ve savunmanın yine bir oyuncu işi olmadığını da göreceksiniz. Şimdi burada Miss Hitch ilk hatanı yapıyor. Birinci hatanı yapıyor. Bakın birinci hata yaptı, yanında kaldı. Şimdi ikinci hatanı yapacak Miss Hitch. Floyd'u geçebilmek adına. Bakın ikinci tane yaptı ve yine Miss için karşısında kalıyor. Artık burada Floyd iki kere işini yaptı. Artık burada Polonara'dan bir yardım Soğuması lazım. Muayarman'ın da Polonara arkasından topsuz koşusu var. Şurada sıkıştırması lazım bakın. Artık burada Moerman'ın Polonara'yı süpürmesine izin vermemesi gerekiyor. Polonara'nın gelmesi gerekiyor. Misic o yardım savunması gelmeyince de Floyd'un arasından geçti ve atışını yaptı. Faal düdüğü geldi. İki kere işini iyi yaptı. Avrupa'nın çembere en iyi giden gardına karşı iki kere kaldı. iki hatağında da geçilmedi. Yani bu önemli. Bunu kullanması gerekiyor Galatasaray. Gelelim Floyd'un bir diğer iyi özelliğine. Özellikle kullanılırsa çok verim alınacağını düşünüyorum. Bunu Fenerbahçe ve Kuya transfer olduk analiz videosu da söylemiştim. Aynı pozisyon üzerinden. Nedir bu? Şimdi yüksek ikili oyunlardan göstermek istiyorum. Yeşille çizdiğim yer var. Floyd burada çok iyi bir şekilde şovap yapıp ve tam şovap yapıp gardı kapatan triplingini kesen ve devamında kendi oyuncusu devrildiği için devrildiği oyuncusuna iyi koşan bir oyuncu. Hemen göstermek istiyorum. Bakın geldi. tripling topu kesmesini sağladı. Bir yansıtma pas geldi sağ tarafa. Oyuncusu koşmaya başladı. Boş araziyi görebiliyorsunuz. Ama geldi ve kapattı. Buradaki bir diğer nokta Floyd buralarda oyuncunun sol tarafına doğru değil sağ tarafına doğru yani önden alarak pas açısını kapatmaya çalışıyor. Bu akıllıca bir hareket. Ve devamlı gördüğünüz gibi top kayboldu. Önden alamasa ne olacak onu da birazdan göstereceğim devamında. Evet hemen makabi maçındaki ikili oyun görüntüsüne gidiyoruz. Bakın Wilbeck'in karşısında kaldı. Wilbeck'in driblingi kesti. Hemen 7 numaraya bir yansıtma pas gelecek. Ve topu bir an önce Zizic'e indirmeye çalışacaklar. Floyd'u dikkatli takip edin. Bakın Zizic'e karşı pozisyon almaya çalışacak ki. Zizic analizi de kanalda olacak. Efes'in yeni transferi. Kuvvetli oyuncu. Bakın önden almaya çalıştı ve pozisyonu ilk pasa attırmadı. Orada bire bire bıraktı. Ziz hiç top alamadı. Orada artık 21 numaralı oyuncu savunmasına kaldı. Bakın oynuyor. Onlar birebir oynuyor. Kendi adamına topu indirtmedi ve topu aldı. Şimdi bu pozisyonda yine aynısını göreceğiz. İkili oyun show up'ı geldi. Hemen kendi adamına koşmasına dikkat etmenizi istiyorum. Ne kadar hızlı gideceğini. Ve bir de az önce gösterdim ya topu önden savunmaya önden müdafaa yapmaya çalışıyordu. Adamın önüne geçecek, topu aldırmaması olması, Arkada kalırsa ne gibi sıkıntılar yaşıyor? İşte undersize dediğimiz oyuncuların kuvvetli oyuncuların arkasında kaldığında ne gibi sıkıntılar yaşadığını sizlere göstereceğim. Bakın show up geldi. Oyuncu geri dönmek zorunda kaldı. Çok hızlı bir şekilde yansıtma pas geldi. Kendi adamına döndü. Ve oyuncu konumunu aldı. Floyd'u önüne geçirmemeye çalışacak. Bakın arkasında kaldı ve koridor açmaya başladı. Birebir koridor açtı. Floyd yardıma gidemedi devamında da boş pozisyonu buldu. Aşağıda Floyd'u nasıl süpürdüğünü görüyorsunuz. Eğer yüksek show up yapacak ve hızlı dönecekse ki çok iyi yapıyor bunları. Floyd'un olmazsa olmazı adamın önüne geçmek zorunda. Geçemediği an undersize oyuncu olduğu için arkaya doğru çengelle süpürülmeye başladığı an diğer birebir oynayan oyuncuya alan açılmış oluyor. Orada da diğer oyuncunun savunması devreye girer. Devam ediyoruz. Bu pozisyonu size bir şey göstereceğim. Bakın yine karşıladığı Will Wacken'a izin vermedi ve Zizic arkasını aldı. Öbür tarafa pas. Bakın Zizic nasıl süpürüyor Floyd'u. Burada gelelim diğer bir özelliğe. Şöyle Floyd'un ayağını bir çizeyim. Floyd'un bir kötü özelliği var. İlk fake'e, şut fake'ine zıplıyor o da az önce bahsettiğimiz hani blok vurma arzusundan dolayı bunu düzeltmesi gerekiyor. Evet, çabukluk, kısa karşısına kalmak, şovap hemen dönme bu günümüz kısalarına çok büyük avantaj sağlayabiliyor. Ancak kendi mevkisindeki bu sırtı dönük pozisyona geldiğimizde de hemen ilk fake'te veya ilk pivot hareketlerinde de uçmaması gerekiyor. Bakın z hiç nereye gönderecek? Döndü. O şut fake'i geçmiş olsun. Devamında basket faal. Seyredelim bakın gardı karşıladı. Kendi adamına kısa mesafede çok iyi yetişti. Oynamaya başladı. Şimdi omuz teması ve fake gelecek. Ayaklara hafif yerden sıçracak ve pivot hareketleri devamında faal göreceğiz. Bakın hop geçmiş olsun. Burada da artık faal geldi ve pozisyonu vermiş oldu o ilk sıçrayışı yapmaması gerekiyor. Her türlü ayakların yerde kalması lazım. Kolları kaldıracak, ayaklar yerde. Gelelim oyuncunun hücumuna. Hücumunda size en iyi yaptığı işleri göstermeye çalışacağım. En yüzdeli oynadığı oyunları göstermeye çalışacağım. O oyunlar içerisinde ne gibi sıkıntılar yaşıyor ve nasıl bir çözüm olabilir? Onları göstermeye çalışacağım. Floyd'u öncelikle şöyle tanımlamanızı istiyorum. Kafanızda ilk Floyd ile canlanan şey bu olması lazım. Floyd garda bağımlı bir oyuncu. Topa yön veren oyuncuya bağımlı diye de değiştirebiliriz. Bir diğer ikinci nokta ise Floyd tamamen bir boyalı alan oyuncusu. Orta mesafe şut, dış şut veya işte devrildi sağa sola pas dağıtma yapar ama çok etkili yapamaz. Orta mesafe şut veya dışarıdan şut atarsa çok büyük sürprizdir. Onu söyleyebilirim. Floyd ikili oyunları çok iyi yapan, iyi bir roller dediğimiz, iyi bir devrilen oyuncudur. Gelelim bu ikili oyunları en iyi oynadığı yer, tepe oyunları. Oyuncunun sol tarafına perde koymayı daha çok seviyor veya oradan daha iyi devrilişleri var ama sağ tarafa koyduğunda da etkinliği neredeyse yakın. Hani çok büyük bir fark yok. Direkt çembere koşuları vardır ve kalçayı darbeli bir şekilde koyarak devam ediyor. Buradaki önemli nokta guard'ın onu iyi bir şekilde görmesi. Galatasaray'da en çok göreceğimiz pozisyondan birisi bu olacak. Oynatıyorum. Perdeyi koydu. Boş alanı buldu. Alo'yu pas ve bitirdi. Yani maç başına bunu herhalde D-Boss kalırsa 3-4 pozisyon bulurlar diye düşünüyorum. Aynı pozisyonun bu sefer farklı takımla olan versiyonu bakın koydu devam etti ve vurdu. Yani sağ tarafa koydu sol tarafa koydu çok fark etmiyor. Yani evet sol tarafa koymaya daha iyi ama önemli nokta arka tarafın açık alan olması lazım. Bu adam açık alan oyuncusu. Daralan savunmalarda çok zorlanıyor. Orada farklı bir yerde devreye giriyor. Gelelim ikili oyunlarda yaşadığı sıkıntıya. Açık alan dedim ya. Şimdi sarıyla belirttiğim gibi Floyd'u görebiliyorsunuz. Bu zaten savunması en kolay ikili oynanan birisidir. Ama sıkıntısını göreceksiniz. Bakın Floyd'un en büyük sıkıntısı bu. Eğer çembere yakın alamıyorsa topu uzakta alıyorsa. Ki sol aktarı sol, sol tarafı güçlü istediği yerde. Ancak yardım savunması kızı yıldızda görüyorsunuz. Tam bir şekilde geldiyse Floyd burada çok zorlanıyor. Nasıl? Mesela oynuyor. Tabii ki sayısı güçlü. Genel oyuncu kısa oyuncu yardım savunmasına oynuyor. Ama ya kaçırıyor ya faal alıyor. Eğer Floyd faal alırsa. Basketball'in dışında. Bu çok büyük bir kazanç değil çünkü faal yüzdesi düşüktür. Faal, e, şut mekaniği, avuç içi attığı için parmak hassasiyeti iyi değildir Floyd'un. Çok bir şey getirmez. Floyd'u çember üst oyuncu veya direkt pota altı oyuncu olup oradan kullanmak gerekiyor. Buna benzer bir de tepede oynadığından göstermek istiyorum size. Boş alanı bulamadığında nasıl bir sonuç geliyor. Bakın burada pası verse belki dağıtma imkanı var. Guard geç kalıyor. Pası burada veriyor. Floyd şimdi burada oynamaya çalışacak. Karşısında iki oyuncu var markete gönderdi Elijah Bryant'ı ve kaçırdı. Yani boş arazi olmadığında kendisi bir savunma geçip bırakmaya çalıştığındaki o bitiricilik düşmeye başlıyor. Peki yani bu yaşadığı boş alan bulamama sorununu nasıl çözülecek? Tabii ki de siz biz çözmeyeceğiz. Koç oyuncuya değer katacak. Burada bu pozisyonu göreceğiz. Perde gelecek. Sarıyla Floyd'u görüyorsunuz. Turuncu okta da gideceği yeri sizlere gösteriyorum. Devamlı ne oluyor? Seyredelim perde geldi. Floyd gitmeye başladı ve sağ tarafta bir tane kırmızılı oyuncu. Gilbu atakına takım arkadaşını sayı çizdim ve beyaz savunma tarafındaki oyuncuyu sayı çizdim. Ortada faal çizgisini orada da bir sarı çizgi görüyorsunuz. Arkadan back de diyebilirsiniz. Bir perde gelecek ve Floyd'un koşusunda birlikte düşmesini engelleyecek boş alan açılmış olacak ve rahat bir Aloy pası gelecek. Bu klasik çok fazla koçun alt yaşlarda da yaptığı bir oyundur. Oyuncunu rahatlatacaksın. Bir perde alan açmış oluyor. Oynatıyorum. Floyd koşusunu yapıyor. Perde geldi ve bitiriş. Yani ben Pistolis reisin bunları çok çok iyi yapacağını düşünüyorum. Floyd'u çok iyi kullanacağını düşünüyorum. Neden diye sorarsanız CSK'dan IQ'su sıfır olan Bolonboy'dan bu konuda idmanlı. Son olarak da ikili oyundan Floyd'un şunu göstermek istiyorum sizlere. Şimdi tepe ve sol tarafı gördük ama sağ tarafta nasıl oynuyor derseniz solak olduğu için ve sağ elini çok az kullandığı için açık alana ihtiyacı var. Turuncuyla gösterdiğim gibi oradan sol tarafa doğru gitmeye çalışacak ve iki görüntüle size benzer bir oyun göstereceğim. Michael Starks'da ikili oyun. Topu aldı. Şu açık gördüğünüz oldu koridor Floyd için yeterli çünkü ilk adımı büyük olduğu için çembere e, hızlı gidebiliyor zaten atletik bir oyuncu bakın aldı hop ve gitti hiçbir sıkıntı yok yine sağ taraftan bakın benzer bir oyun göreceksiniz kalçayla geriye doğru itti boş alanı buldu ve yine bitirdi. Yani sağ tarafta oynuyorsa bunu çok yapacaktır. Olabildiğince burada İsmet'i görüyorsunuz 5 numara. O bölgedeki, bölgedeki oyuncu süpürmesi lazım veya o sol dipte olacak bir oyuncu varsa Galatasaray'da oraya alanı açması lazım. Eğer oradan bir Floyd'a ikili oyun oynanacaksa Floyd'a bu koridorun açılması gerekiyor. Gelelim takip sayılarına. Bunlar uzunlar için çok önemlidir. Neden? Mesela Daryl Macon'ı görüyoruz burada. Shane Larkin, D-Boss, Cannon. Hani bunlar biraz e, ekmeğini taştan çıkaran dediğimiz kısalar. Combo guardlar. Uzunlar için de bu takip sayıladır. Biraz görelim oynatarak. Meykin ikili oyun. Şuta kalktı ve gördüğünüz gibi bütün Panathinaikos oyuncular yayın gerisinde. Floyd içeride tek başına. Burada dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Şuta bakılı kalmayın. Topa bakmayın. Floyd'un bacaklarını takip edin. Çift ayak dikine. Olayı bu. Çift ayak dikine. O kadar kısa mesafede sıçrayacak ki göreceksiniz. Şut geldi. Ayaklara bakın. Hop. Çat. Bu çok önemli. D-Boss'un şutlarını düşünün. Isaac Cannon'ın, Melo Trimble'ın. Evet bu isimler kalmayacak. Ama bu isimlere benzer profildeki oyuncular gelecek. Ve Galatasaray bu düzen dışı topları kullanıyor. ikili oyunlar sonrası pull Aşağıda böyle bir tehdit olması çok önemli. Şimdi bu pozisyonu dikkatli izlemenizi seyrediyorum. Bakın Nedo işte çıktılar. Sağ tarafa şut geldi. 3'e 2. Hani Pierre Henry oraya koşuyor ve birisi 24 numara yan Veseli. Öbürü Goodrich, öbürü Pierre. Şimdi Floyd'u aşağıda iyi seyretmenizi istiyorum. Şut geldi bakın Veseli'yi aldı. 2-14'lük Veseli'nin üzerinden vurdu. Dikine sıçradı. Kaçtı şut. Değil mi? Galatasaray'da 3 numara. Göksen'in Köksal. <laughs> Baba attı tuğlayı kaçtı. Floyd içeride tamamladı bitirdi. Takip sayıları. Devam edelim. Bakın Nedović şuta kalktı. Floyd'u görüyorsunuz. Tek başına yine. 4 oyuncu. 4'e 1. Bitmiş bir pozisyonlar. da aldı ve Fali çıkardı. Gelelim diğer hücumdaki silahına. Çember altı oyuncusu bu. Hani çok klasik. Çok bu tarzda gördüğünüz oyuncuların en önemli özellikle birisidir bu. Topa yön veren oyuncu kimse o hücumda. Burada deşampiyonun alçak postu var. Genellikle çoğunlukla hatta yani 10 pozisyonun 7'sinde böylelikle ee, sol dipte yer alır. Bunu Fenerbahçe analiz videosunda da göstermiştim. Sol dipte yer alıyor. Enteresan da solak olduğu için kendisini oradan çapraz bir şekilde çember altına getirmeyi daha çok seviyor. Seyredelim. Yardım savunması geldi an Floyd bakın ortaya doğru devriliş. Çok klasik. Beste dinan çember altı oyuncusu bu. Çember altı oyuncusu ya. Yani. Devam edelim. Bakın yerleşmemiş bir savunma. Floyd'a bakın yardım savunması havaya geldi ve bitirdi. Ya bu tip oyuncuların en önemli özelliği bu zaten. Devam. Bakın aşağıda saklanıyor. Blackshear'dan pas geldi ve asist. Evet gelelim geçiş oyunlarına. Burada da biraz videoda anlattığım şeyi size aktarmaya çalışacağım. Will Becken burada şu tattı. Karşısında da bir Floyd var. Kısa savunması. Devam. Bakın kaçtı. Floyd'u aşağıdan görebilirsiniz. Floyd başladı koşturmaya. Savunma yerleşmemiş. Will Becken uyuyor. Pas ve bitiriş. Oyuncu aldığında çok iyi değerlendirmen lazım. En iyi yapabildiği iki işte burada birleşmiş. Geçiş oyunları Floyd düzensiz savunmayı çok iyi yakalar. Yeşille çizdim bakın Floyd'u gözünüze takip edin. De şampiyer çıkarıyor. Floyd sinsi sinsi arkadan geliyor. Boş olana koştu ve bitirdi. Eğer Galatasaray'ın kısaları artık topa yön veren oyuncuları kimse çok uyanık olursa Floyd bu koşulları çok deniyor. Çünkü hücum repertuarı kısıtlı bir oyuncudan bahsediyoruz. Elinde birkaç özellik var ve bunları da en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Son bir geçiş oyunu. Floyd'u görüyorsunuz. Rübant alınmış koşmaya başlıyor. Koştur babacım. Bak. Karşısında bir yardım savunması gelirse boş arazi bulamazsa sıkıntı yaşıyor. Aynısını yaşayacak. Hop. Kaçtı. Boş arazi. Bu adamı boş araziyle. O pas çok erken atıldı Floyd'a. Açısı var diye atıldı ama Floyd onun oyuncusu değil. Tekrar şöyle biraz geriye sarayım istiyorsanız. Pozisyonun topu aldığı yer burası. Yanlış. Yani burada verirsen el ayak koordinasyonu iyi değil. Dribbling yeteneği üst seviyede bir oyuncu değil. Devam edelim tekrar pozisyona. Bakın 2'ye 2. Yani burada hücum faal de yapabilir. Pozisyon devamlı kaçırıyor gördünüz. Yani her şey yapabilirdi. Savunma yardım savunması hareketli olmasa ya ayaklar yerde sağlam kalsa muhtemelen hücum faal olacaktı. Yani Floyd olabildiğince çembere yakın veya boş arazide bırakmak gerekiyor. Umarım sizlere bunu çok iyi aktarabilmişimdir. Evet oyuncunun görüntü kısmı böyleydi. Oyuncu ile ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmına Cihay ve Floyd hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Oyuncu ile ilgili birkaç cümle de eklemek isterim. Ben size videoda oyuncunun bireysel özelliklerini gösteriyorum ama bu bir takım oyunu. Koçun sistemi çok önemli. Birlikte oyuncu oyuncular çok önemli. Cihay ve Floyd bacaklar çabuktur bu tarz undersized oyuncuların çoğun bacağı çabuktur ama savunma stance pozisyondaki bacak çabukluğu çok farklı bir iştir. Yana, çapraza, gidişler geri geri gidişlerdeki bacak çabukluğu farklıdır. Cihay ve Floyd bu konuda iyidir. Özellikle belden dönüşlerde, sol bel dönüşlerinde iyidir. Bu Galatasaray oyun sisteminde e, çok işe yarayacağını düşünüyorum ben. Özellikle pistolistin elini çok rahatlatacaktır. Ne gibi? Daha cüretkar kısalar seçebilirsin Floyd'a güvenerek. Savunması daha zayıf ama hücumu daha kuvvetli, keskin bıçak oyunculara yönebilirsin çünkü Floyd zaten arkayı toparlar. Şimdi belli başlı uzun tıkları var. Şimdi sen buna yöneliyorsan kısaların gücünü arttıracaktır. Bir diğer nokta da herkes Fenerbahçe sezonunu değerlendirmeye almış. Yani birkaç maçı değerlendirmeye almış Floyd'da ama aslında Gilboa yani 2020-2021 İsrail sezonu değerlendirmek lazım. Orada Makabi final serisine çıkmıştı Gilboa ve zaten görüntüleriniz kısmında gördüğünüz hani Blackshear'da takım arkadaşıydı ve Blackshear'ın performansını yukarı katlayan Floyd'da ve Floyd oradan Euroleague transferi yaptı. Önemli noktadan birisi şu Floyd'la ilgili. 1.18 ortalaması var. Nedir bu ortalama? pozisyon başına ürettiği sayı ortalaması. Bu kıymetli bir ortalama. 11.5 sayı ortalaması vardı ve maç başına 7 top kullanıp 5'inde isabet buluyordu sağ içinde. %70 oran. Çok iyi. Zaten kafadan 10 sayı buradan yapıyorsun. Faalleri çok kötüdür videoda gösterdim. Avuç içi kullanır, parmak hassasiyeti düşüktür. Hani şut konusunda bir şey beklemeyin ama boyol olan ve savunma kısmındaki gücü etkilidir Floyd'un. Ben Floyd'u Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde basketbol süper yayınında söylemiştim. Neden Galatasaray mı almadı? Madem Floyd Panathinaikos'a ayrılacaktı, Galatasaray'da o dönem uzun oyuncu arıyordu. Floyd çok aranan bir oyuncuydu ve Blackshear'ın takım arkadaşıydı. Blackshear'ı daha da yukarı çekebilirdi demiştim. birkaç ay önceki yayınlarda da özellikle Anadolu Efes serisi zamanında da söylemiştim. Ben olsam Floyd'a giderim. Hiç başka yerden ama Gözümün önünde duruyor oyuncu diye ben o yüzden Galatasaray'ın faydalı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum çünkü benzer yapılanmanın süreceğini varsayarak yabancı kısa oyuncularda özellikle Floyd çok verim sağlayacaktır. Oyuncu ile ilgili görüşlerim böyleydi. Zaten uzun uzun transfer videolarında Galatasaray nefinde transfer gündemine dair yorumlarda bulunacağım. O yüzden hani emeğine sağlık diyorsanız video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler. dilerim.